Efendim herkese merhaba. Gelibolu'ya hoş geldiniz. Uzun zamandır yollara çıkmıyorduk. İlk rotamızı Çanakkale'nin bu güzel Gelibolu ilçesine yapmak istedik. Gelibolu ismi nereden geliyor onu bir önce Defne'den dinleyelim. Çünkü bu gezimize çekirdek aile olarak Defne ve Nihan'la beraber çıktık. Evet Defne. Gelibolu anlamı güzel şehir. Evet aynen öyle. Eski Yunancadaki Gallipolis'ten yani güzel şehir anlamı dönüşe Gelibolu haline gelmiş. Gerçekten burası güzel bir şehir. O büyük şehirlerin karmaşasından İstanbul'dan 3 saat mesafede kendinizi bir deniz kenarında bulabiliyorsunuz. Burası bir liman şehri zaten. O yüzden de yüzyıllardan beri çok büyük savaşlara ev sahipliği yapmış. Bildiğiniz gibi Batı ile Doğu arasındaki ilk savaş Akalılarla Troyalılar arasında M.Ö. 1200'de burada yapılmış. Kurtuluş Savaşımız burada yapılmış. Burada çok fazla zaman kaybetmeyelim. Her zaman söylediğimiz gibi biz rotamıza başlayalım, yürüyüşümüze başlayalım. Çünkü Gelibolu'da gezecek çok güzel yerler var. Çok güzel yenecek de şeyler var. Bu arada kanala destek olmanızı da ben rica ediyorum. Abone olup videonun altına ufak bir yorum yazarak da bir sonraki rotalarında da bana destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şu anda Gelibolu Limanı'ndayız. Hemen karşımda Çanakkale tarafına vapurların kalktığı yer var. Bu tarafta da balıkçılar var. Güzel balık yiyebileceğiniz kayıkların olduğu yer var. Arkamda bir kale burcu görüyorsunuz. Adı Piri Reis Müzesi. Defne'nin de söylediği gibi bu burçta şu anda bir Piri Reis Müzesi var. Gelibolu'da doğmuş bir kaptan. 2. Beyazıt Venedik'e sefer düzenlerken Akdeniz'deki korsanlarını kendi donanmasına katıyor ve Piri Reis de bir kaptan olarak dünyanın birçok yerine gezide bulunmuş, savaşlar yapmış ve bu sayede de bir dünya haritası çizmeye çalışmış. Haritanın yarısı şu anda elimizde ama diğer kalan kısmı kayıp durumda. Bu burçun içinde bir müzesi var. Bir oraya bakalım açık mı diye. Ondan sonra da yine Piri Reis rotasında Gelibolu'nun merkezine doğru devam ederiz. Şimdi geldik Gelibolu'da denizin hemen bir arka sokağındaki traktör müzesine. Burada 1800'lerin sonlarından başlayıp günümüze kadar traktörlerin nasıl evrildiğini, nasıl geliştiğini görebilirsiniz. Keyifli bir müzeye benziyor. Rengarenk traktörler hemen girer girmez karşımıza çıktı. Gezelim hep beraber. Bence güzel aletler var içeride. Hadi buyurun. Gerçekten çok keyifli. Rengarenk traktörleri bir taraftan incelerken bir taraftan da sanayi devrimiyle beraber üretim araçlarının nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Her markadan Ford, Porsche birçok markanın rengarenk traktörlerini burada gördük değil mi Defne? Hı hı. Ne ilgini çekti? Ben bir tane renk tekerlek de gördüm. Göstereyim mi? Defne'nin de çok hoşuna gitti. Hemen arkamdaki devasa alet de 1880'lerin sonunda yapılan buharlı bir traktör. Çok büyük ama çok güzel bir tasarım var. Heykelsi bir görüntüsü var. Gerçekten Gelibolu'ya geldiğinizde mutlaka bu traktör müzesine uğramanızı tavsiye ederim. Müze kart geçmiyor. Özel bir müze burası ama işte 30-15 liralık şu anda ücretlerle bu müzeyi gezebilirsiniz. Güzel gezilerimizi yaptık. Denizin hemen kenarında Atatürk Kültür Merkezi var. Orada şöyle güzel bir kahve molamızı verelim değil mi? Güzel bir kahvemizi içelim denize karşı. Ondan sonra devam ederiz.
Şimdi de geldik Fener Tepesi'ne. Osmanlı İmparatorluğu 1354 yılında Gelibolu'yu alıyor ve bu sayede de Avrupa'daki ilk topraklarına sahip olmuş oluyor. Amacı zaten İstanbul'u bir de batıdan kuşatmak. Fener Tepesi'nde arkamda bir namazgah görüyorsunuz. 1400'lerin başında yapılmış. Donanma sefere çıkmadan önce yöneticilerle beraber burada en son ibadet ediyorlar ve buradan artık sefere çıkıyorlar. Fener Tepesi çok güzel bir manzaraya hakim. Boğazı burada görüyorsunuz. Bir de kenarda lokantası var. Burada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bir aşağıda Bayraklı Baba Türbesi var. Ondan sonra da aşağıya Hamza Koyun'a doğru ineceğiz. Fener Tepesi'nin hemen sol tarafında merdivenlerden aşağı inince arkamdaki Bayraklı Baba Türbesi var. Bayraklı Baba aslında 1400'lü yıllarda Osmanlı donanmasında asker olan Karacabey isminde bir askerin, bayraktar olan bir askerin burada şehit olmasıyla beraber gündeme gelmiş. Kendisi bayraktar da olduğu için özellikle türbesi o günden bugüne kadar bayraklarla donatılmış. Bununla ilgili birçok rivayet var ama önemli olan bayrağın Türk milleti için önemi, değerini bu türbe simgelemiş oluyor. Gelip bir duanızı okuyup ondan sonra da yine Gelibolu'daki gezinize devam edebilirsiniz bence. Burası da Hamza Koyun'un plajı. Yazın burası bayağı kalabalık oluyor, cıvıl cıvıldır. Karşı tarafında bir şeyler içip yiyebileceğiniz yerler var. Buranın yerlileri daha çok burada denize giriyor. Ücretsiz bir halk plajı. Şimdi kimse yok. Malum Çanakkale'nin Gelibolu'nun rüzgarını bilen bilir. Şimdi bayağı rüzgarlı. Şöyle size de bir göstermiş olayım. Daha fazla üşümeden ben devam ediyorum. Şimdiye kadar size hep Gelibolu'nun huzurlu tarafını anlattım ama bildiğiniz gibi Gelibolu'nun bir de gururlu bir yanı var. Çünkü bu topraklar 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarına ev sahipliği yapmış bir bölge. Binlerce insanımız, askerimiz burada şehit oldu. Arkamdaki anıt da şehit denizaltıcılar anısı. Deniz altında çeşitli dönemlerde şehit olan 247 askerin anısına buraya dikilmiş. Denize doğru inen bir denizaltıyı betimliyor. Gerçekten yanından geçerken etkilenmemek imkansız. Gelibolu merkezi gezerken tabii ki Gelibolu ve Çanakkale'yi askeri yönden, zaferleriyle de anmamız gerekiyor ama o farklı bir video konusu. Ama yine de bu anıtı burada görünce aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle tekrardan anmış olalım. Geçen seneki Çanakkale videomda da söylemiştim. Karşıdaki Çimenlik Kalesi'ne gittiğimizde orada da mayınlar, silahlar kalenin bahçesinde sergileniyordu. Bu tip silahların, bu tip mayınların aslında sergilenmesi gereken, olması gereken en iyi yer böyle yeşil alanların içinde çocukların üzerine çıkıp zıplayabilecekleri yerler. Nice insanlar ölmüş bu kocaman devasa bombalarla. Umarım bir daha böyle şeyleri hiçbir insan yaşamaz. Fener Tepesi dik bir şekilde aşağıya iniyor ve denize bağlanıyor. Gördünüz siz de. Bu oluşum muhtemelen milyonlarca yılda bu hale gelmiştir ama çok ilginç ve anıtsal, heykelsi bir görünümü var.
deniz kenarında bayağı rüzgara yedikten sonra bir kahveyi hak ettik tabii. Hemen sahil şeridinin karşısında güzel küçük bir çay bahçesi var. Burada bir kahvemizi içelim, ondan sonra size Hamza Koyun devamını da göstereceğim. Hamza Koy'da yürürken karşıma bu arkamdaki türbe çıktı. İlk bakışta da Beşiktaş'ta, İstanbul Beşiktaş'ta Mimar Sinan'ın Barbaros Hayrettin Paşa için yaptığı türbe aklıma geldi. Benziyor çünkü yapısı itibariyle. Yanına yaklaştığımda 2. Beyazıt'ın damatı olan yine kaptanı derya Sinan Paşa'nın türbesiymiş. Eşi Münire Sultan da burada yatıyor. Bu sayede aslında yine kaptan derya yani Osmanlı donanmasına ait olan birinin türbelerinin aynı olduğunu burada fark etmiş oldum. Bu ilişkileri gezilerde bulmak bana keyif veriyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Zaten Gelibolu bir deniz şehri olduğu için Osmanlı donanmasını da çok fazla ev sahipliği yaptığı için burada donanma mensuplarına ait türbeler çok var. Bu da içlerindeki en görkemli yapılardan birisi bence. Gelin şöyle bir etrafına bakalım. Şimdi geldik gezinin en keyifli yerine. Gelibolu'da tatmanız gereken lezzetlerden birisi de peynir helvası. Bunun hem sadesi var hem de fırınlanmışı var. Çarşının içinde de Zafer Batır denen bir yer var. Bayağı meşhurmuş ve eski bir yer. Geldik burada güzel bir tadına bakmaya. Çok güzel dedim ya. Bir tane de bundan bakın. Benim tercihim bu. Güzel, afiyet olsun. Çarşının hemen başında Halil Usta'nın bir döner yeri var. Sürekli de önünde kuyruk olur. Bugün kapalı bayram dolayısıyla. Eğer fırsat bulursanız siz bir denersiniz. Şimdi madem Gelibolu'dayız, denizin kenarındayız, bu balıkçı kayıklarının yanındayız. Buraya özgü mutlaka deniz ürünlerini tatmamız gerekiyordu. Buraya özgü sardalya balığı var. Mutlaka duymuşsunuzdur ama mevsimi değil henüz. Yaz mevsiminde daha yağlanıyor. Biz yine kendimize işte barbundur, levrektir bazı balıkları sipariş ettik. Siz de eğer Gelibolu'ya geliyorsanız iskelenin yanındaki balıkçılarda şöyle özellikle de gündüz mutlaka buranın keyfini ben çıkarın derim size. Biz yavaş yavaş başlayalım. Bize afiyet olsun. Gerisi artık siz geldiğinizde size de tavsiye ederim. Ve geldik geziye başladığımız yerde videoyu kapatmaya, geziyi bitirmeye. Biz 2 gün boyunca Gelibolu'yu olabildiğince gezip sizlere aktarmaya çalıştık. Biz burayı seviyoruz. Burası sadece Ayvalık'a veya Bozcaada'ya geçerken yanından geçilen bir ilçe olarak düşünmeyin. Bence 2 gün kalınabilir bir yer. Balık yenir, denize girilir ve güzel gezilecek yerleri de var. Defne de sevdi herhalde. Evet. Nereyi sevdin? Nihan da balıklarını sevdi. Kapatmadan önce bir porsiyon daha bir midye veya kalamar yesek mi diye düşünüyoruz. Hayır. Yani işin özeti siz gelin buraya gelin. Bize artık müsaade. Siz eğer videonun altına bir yorum yazarsanız, arkadaşlarınızla paylaşıp beğenirseniz videoyu, bir sonraki videolarda da bana destek olmuş olursunuz. Elimden geldiğince size yeni yerleri tanıtmaya çalışıyorum. O zaman bir sonraki gezide görüşür müyüz? Evet. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın.